Efendim çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Kısa zamanda hayırlı bir sonuç alırız inşallah. İnşallah. Güle güle efendim. Ha, memur bey, biri sarışın, biri kızıl saçlı. İkisi de balık etinde. Elleri kırılsın inşallah. Evet efendim onlar. Kimsenin günahını almayalım boşuna. Eşkallerini verebiliriz emniyete. Gitti efendim, gitti. Nefes tüketmeyeyim boşuna. Yazık, bulunur mu acaba? Nasıl bulunacak evladım? Ne telefonları var, ne adresleri. Vah vah. Cafer. Buyur lan. Ha, geldi efendim kapıcınız. Gelmez olsun. Soyulduk, soğana çevrildik. Olmanallarda dolaşıyor Allah'ın cezası. Bir yerde gezdim yok vallahi efendim. Sus, bir de yemin etme. Çarpılırsın. Hah, tamam. Yöneticimiz de geldi. Buyur lan. Hoş geldiniz. Hayrola? Niye buradasınız? Buradayız hanımefendi. Gözünüz aydın, soyulduk. Soyuldunuz mu? Niye benim gözüm aydın oluyor? Öyle efendim. Zabıt tutulacak, polis geliyor ama apartmanda ne yönetici var ne kapıcı. Buradayım efendim. Yalan söylüyor efendim, şimdi geldi. Elleri kırılasın canlar. Sahipsiz kaldık efendim. Bilezikler, saatler, paralar çalınıyor, adam manav olmuş. Kapıya baktığı yok ki. Buldunuz adamı garip, vurun bakalım. Kapıcıyla ne ilgisi var bunun? Almış evine sabıkalı kadınları öğrenci diye. He, biz nereden bilelim? Öyle mi Sabri Bey? Öğrencileriniz mi? Öyle görünüyor efendim maalesef. Öyle efendim, öyle kesin. Elleri kırbaçlıcalar. İşte buyurun, biz mi soktuk hırsızı içeriye? Çok konuşma sen. Sen nereden geliyorsun? Alışverişten efendim. Alışveriş. Çocuk mu kandırıyorsun? Efendim, siz pek önem vermiyorsunuz söylüyorum ama apartmanda bu Yavuz haydutu, o Sedat Bey tam bir menfaat çetesi kurmuş durumda. Benim ne ilgim var bunlarla efendim? Allah kuru iftiradan saklasın. Babacığım bana! Sus sen bakayım. Karışma her lafa bir şey biliyormuş gibi. Bakın, duydunuz mu efendim? Sizden başka herkes biliyor, kuşlar bile. O nasıl söz Sabri Bey? Kuşla bir mi tutuyorsunuz şimdi beni? Hayır efendim, estağfurullah ama... apartmanda dönen dolaplardan haberiniz olmuyor maalesef. Kimsenin dolap molap çevirdiği yok çok şükür. Hakaret etme öyle insana. Maşallah. Senin dilin pek uzadı. Tabii, manav karısı olunca... Cevap verme öyle kızım. Baban yaşında adama. Aç şu kapıyı Gül, biz konuşuyoruz. Aç Gül. Cafer sen de gel bakayım. Başla. Efendim, siz pek oralı olmuyorsunuz ama hakikat bu. Ben yine söyleyeyim de... kapıcımız aleni manav oldu. Hih, vallahi yalan. Sus sensin yalancı. Kocama yalancı demeye utanmıyor musunuz Cafer Bey? Babacığım Cafer pazarlama. Duydunuz mu hanımefendi? Duydum Sabri Bey. İkide bir şu kuşu şahit göstermeyin bana. Konuşacağım gerekeni. Teşekkür ederim uyarılarınıza. Buyurun. Estağfurullah efendim. Apartman hepimizin apartmanı. Boşuna nefes tüketmeyin efendim şu kadına. Dinlemiyor ki. Ayla yakalanmışlar mı hırsızları kızım? Elleri kırlasıcalar. Ne hırsızı efendim? Büyük hanım da hırsız sayıklıyor. Hırsız! 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 Manav de evladım. Babam manav de. Of of! Babacığım manav manav! Sus be sen de. Laf çıkarma. Kim öğretiyor bunları sana? Hain! Kim öğretiyor ha? Hakikatleri söylüyor hayvan. İşine gelmeyince hain. Cafer! Anam! Nerede Cemil? Dükkanda. Tüh, içiriyorsunuz değil mi adama? Ahlaksızlar! Biz niye içirelim yenge? Tövbe! Sus! Ben bilmiyor muyum ne numaralar çevirdiğiniz orada? İki dakika diye çıktı, bak hala yok meydanda. Bunlarda her türlü ahlaksızlık var efendim. Her şey beklenir. Menfaat çetesi. Tüh! Yakında Allah cezanızı verecek.
Aynen yakalamışlar hırsızları kızım. Haber yok daha anneciğim. Büyük hanım da durup durup hırsız sayıklıyor. Ne yapsın kadıncağız? Elleri kırılsın inşallah. Gitti gider. Hayırdır inşallah. Karakol olabilir Sabri Bey. Bakalım efendim inşallah. Alo evet. Kim efendim? Öğrenci arıyor efendim. Ha aman efendim sorun. 19 yaşından büyük olmasın sakın. Kaç yaşındasınız evladım? 17'ymiş efendim. Ha iyi. Ha şartlarımızı da söyleyeyim bundan sonra böyle. Evladım yaşın tamam. Derse başlamadan önce ben sana şartlarımı söyleyeyim de sonra bir anlaşmazlık olmasın. Ana, yakalanmışlar mı hırsızları kızım? Hayır anneciğim, yeni öğrencisiyle konuşuyor. Elleri kırılsın inşallah. Ha, yazıyor musun evladım? Yaz. 1. Muhtardan alınmış ikametgah kağıdı. Ha, nüfus kağıdı sureti efendim, unutmayın aslıyla birlikte. Yazdırıyorum efendim. 2. Nüfus kağıdı, aslı ve bir sureti. Suretimizde kalacak. 3. Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı. Ha, hesap numaranızı verin efendim, para peşin. Ha evladım, banka hesap numaramı da yaz. Haftada 4 saatten 2 milyon peşin yatıracaksın. Efendim, ne dediniz evladım? Bak terbiye size. Ne diyor efendim? Kapattı. Söylerdim şimdi ama büyük hanımın yanında terbiye müsait değil. Vay velet vay. Sen al da şartlarını diyor. Aa! Aa efendim aa ama... biz de çocuğu derse mi çağırıyoruz, ikinci şubeyi mi belli değil. Sizi bekliyoruz beyefendi. Bir saat oldu kapıdan içeri gireli. Nedir bu lak lak? Lak lak yok efendim. Karımıza bir merhaba dedik o kadar. Buyurun. İyi günler. Süt yok bundan sonra unutma. Baş üstüne. Öğrenci diye Allah'ın cezalarını eve aldık soyulduk. Ya bir haber yok değil mi? Yok gitti gider. Bütçemiz alt üst. Süt de içmesinler. Siz nasıl isterseniz efendim. O kadını mı getirmiş yine eve haydut? Ha bir şey de söylenmiyor ki efendim. Katil. Kahkahaları ta buralardan duyuluyordu Allah'ın cezaları. Allah Allah. Kurtulamadık ki şu sefillikten. Bundan sonra süt de alınmayacak bu eve efendim. Kapıcıya söyledim. Allah Allah. Süt de mi içilmeyecek artık efendim? Niyeymiş o? Öyle efendim. Bugünden itibaren bir takım ekonomik tedbirler almak zorundayız. Ne diyor kızım öyle kocam? Süt de içirmeyecekmiş bundan sonra bize anneciğim. Süt mü? Süt efendim evet. Evimize hırsız girdi. Açığımızı kapatmak zorundayız. Yok bundan sonra öyle cak cak süt içmek. Siz bir yandan Tontoş Hanım bir yandan. Pıst aman be. Aa tepeliyor hayvanı. Gel kızım sen anneni. Eve doldurdu bir sürü hırsızı, uğursuz öğrenci diye. Şimdi acısını bizden çıkaracak. Söyle vurmasın öyle hayvana. Hakkımı helal etmem vallahi. Çarpılır inşallah böyle. Efendim ne dediniz? İnşallah böyle olursunuz dedim. Yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Ayla süt bitti mi kızım? Bitti anneciğim başka da yok. Onun kavgasını yapıyoruz ya zaten. Ekonomik önlemler alıyormuş damadınız. Elleri kırılsın inşallah. Onu da mı hırsızlar içmiş? Ah muhterem ah. Siz nasıl dayandınız bu aileye? Delilerin içinde kaldım. Ne oluyor? Cemil Bey su altı komandası olmuş dalış yapıyor. Allah'ın cezası içmiş mi yine? Tabii canım zurna. Tövbe yarabbi. Atacak bir gün kendini oradan. Atacak valla. Bereket Sevman'ın yetişti de. O kadının da çilesi. Olmaz ki canım. Her gün yürek çarpıntısı. Kapatsınlar bir tımarhaneye. He. Baykuş. Huzur kaçırıyor Allah'ın günü. Kime aldın onları? Yavuz Bey'e. Gitmedi mi işe? Yok. Oturuyor bugün eseriyle. Eseri batsın. Bulmuş üçüncü sınıf bir solist paçoz. Ondaki de mide. He. Ne diyelim? Gönül bu. O kadar konarmış.
Maşallah. Apartmanı iyice dediler evine döndü efendim. Biri su altı komandosu olmuş damdan atlar. Öbürü kapatmış kadını. Oh içkiler alemler. Size ne efendim? Bekar adam. Bekar da efendim. Olmaz böyle aile arasında. İnsan biraz gizli yapar. Aleni boynuzlatıyor bizi. Ayla ne diyor kızım Sabri Bey? Katile söyleniyor anneciğim. Şimdi onunla bozdu ona takacak. Nasıl olmuş kurabiye? Eline sağlık evladım. Afiyet olsun. Pis! Kediniz de yiyor efendim farkında mısınız? Aa! Pis musibet. Ne atıyorsunuz hayvan efendim? Ayla söyle kocana hakkımı helal etmem vallahi. Katile kızmış zavallı hayvandan çıkarıyor acısını. Kızarım yemesin. Zıkkım yesin pis musibet. Kocanıza bir buyur bile demiyorsunuz da. Buyurun efendim. Davet mi bekliyorsunuz artık Allah Allah? Bekliyorum efendim evet. Biz biraz tasarruf yapalım diyoruz. Evimize hırsız girdi. Yok siz inadına kurabiyeler, börekler. İyi artık. Kurabiye de mi yapılmayacak? Yapmayın efendim. Nasıl denkleştireceğiz bu bütçeyi? Hamini gırtlak har har yerseniz böyle. Ne diyor kızım öyle? Har har yiyormuşuz öyle anneciğim. Bize söylüyor. Sıkı yönetim komutanı gibi geçmiş başımıza. Ekonomik önlem almamız lazımmışmış. Elleri kırlasıcalar. Yakalamışlar mı hırsızları? Oo, ben ne anlatıyorum? Siz ne söylüyorsunuz anneciğim? Kurabiyenizi yiyin efendim, kurabiyenizi. Zamanında bir umumi vekaletname çıkarsaydık bunlar gelmeyecekti başımıza. Bunadı maalesef, bunadı. Of anam of. Of anam of. Tut çeneni. Türkiye, Türkiye. Cafer. Buyurun. Kapı mı dinliyorsun? Yok efendim, Yavuz Bey geldi. Şimdi de buna mı başladın? Niye gelmiş Haydut? Ne bileyim valla. Hasta mı? Yo öyle bir şey söylemedi. Konuşacaklar herhalde. Allah Allah. Ne konuşacaklar acaba? Ben ne bileyim efendim. Türkiye! Ha burada mı o gevezi? Ha Cafer burada mı Türkan abi? Burada ama yanında Yavuz Bey var. Olsun canım. Görüşüyorlar yenge. Tamam görüşsünler benim işim daha önemli bir şey danışacağım. Ne oldu efendim hayrola? Ah Sabri Bey. Cemil aklını oynattı herhalde durduramıyorum. Anam. Eyvah eyvah. Komandoculuk mu efendim yine? Evet. Türkan Hanım belki iğne falan yapar da. Cafer çekil şuradan. Buyurun. Efendim siz bilirsiniz ama siz onu bir hastaneye falan yatırsanız. Belki de doğrusu o. Cafer çal şu zili. Buyurun. En iyisini yaparsınız efendim. Allah korusun atlar matlar pencereden. Oh. Açıyorum Türkan abla. Türkan Hanım, Türkan Hanım yardım edin Cemil delirdi. Delirdi mi? Su altı komandosu zannediyor kendini. Zapt edemiyorum. Vah sayın abim vah. Ah yazık. Siz belki bir iğne falan yaparsınız da. Lazım efendim. Siz daha iyi bilirsiniz ama pencerelerden atlayacak Allah göstermesin. Allah Allah bir bakalım. Üşüttü üşüt. Vah canım vah. Vah ya koçum. Dokuz canlıdır sayın abim. Hocam buyurun. Yengeciğim buyur. Her an bir çılgınlık yapabilir Yavuz Bey. Yardım edin. Emin olur yengeciğim. Vatandaşa lojistik destek vermek vazifemiz. Ben de elimden ne gelirse yapmaya hazırım efendim. Niye girdi oraya Şükrü Beyler? Muayene olacakmış. Nesi varmış? Başı dönüyormuş biraz. Tansiyon bende de var. Komutan, komutan. Ha, küçük bey de geldi. Bu kullanıyor artık babasının arabasını. He, el koydu canavar. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babanlar burada. Biliyorum. Buyur. Nasılsın evladım? Bıraktın artık gitar çalışmalarını. Vaktim olmuyor Sabri Bey amca. Dersler yoğun. Kolay değil evladım. Ne yapacaksın? Ara sıra arabadan kızlardan vakit bulabilirsen al gitarını gel. Değişiklik olur. Bakarız. Canavar amcası canavar. Maşallah. Kızlar arabalar. İyi akşamlar. Abadan abadan. Konuşmaya bak. Bakarız. Bunların hepsi kendini beğenmiş. Ha, kız da yukarıda. Ana baba yanlarında yok.
Daha bir nişan bile takmadılar. Şimdikiler artık ne nişan ne nikah arıyor evladım. Öyle. Babadan, babadan. Ne yaptın? Sordun mu Yavuz Bey'e, yapabilecek miyiz sizin manavdan veresiye alışveriş? Tabii efendim. Lafı mı olur dedi. Mal komşum, para bile almam. Sahi mi söylüyorsun? Aynen efendim. Emri olur komşumun dedi. Estağfurullah. Bazen adama şöyle böyle diyoruz ama vallahi altın gibi kalbi var. Pırlanta efendim, pırlanta. Bugünlerde varsa yoksa eseri. Kaset mi yaptıracakmış ona? Öyle diyorlar. Konuşsak da birkaç beste de biz yapsak şuna. Havadan, havadan. Konuş. Beğenirlerse sebze meyve parasını çıkarırız hiç olmazsa. Onu düşünme canım, o kolay. Şimdi hesap almaya gideceğim Adem'den. Ver listeni, getireyim ne istersen. Sebze meyve işini hallettik sayılır efendim, çok şükür. Gözünüz aydın efendim. Bundan sonra yazdırın Cafer'e ne istiyorsanız. Taze taze. Para bile istemem demiş haydut. Rüşvet yiyorsunuz efendim, farkında mısınız? Rüşvet mi? Ne münasebet efendim veresiye? Siz öyle sanın efendim. Tatlı tatlı yediriyorlar. Nerede büyük hanım? Banyoda efendim, ellerini yıkıyor. Laf mı değiştiriyorsunuz? Hayır efendim, ne münasebet. Lambaları açık bırakıyor da dikkatli olalım biraz. Unutuyor efendim, yaşlı kadın. Olmaz ama efendim. Elektrik idaresiyle anlaşma mı yaptık? Odasının ışığı da yanıyor sabaha kadar. Korkuyor efendim kadın, eve hırsız girdiğinden beri ne yapsın? Alalım bir idare lambası, takalım fişe efendim korkuyorsa. Yazık değil mi koca lambaya? İsraf bu sıkışıklıkta. Aman efendim, sizin sıkışık olmadığınız bir gün yok ki. Ayla, kızım dişlerimi kaybettim. Nereye koydum bulamıyorum. Dişlerinizi mi kaybettiniz? Eyvah eyvah, çöpe falan atmasın. Aa, takma diş nereye gider anneciğim? Ne bileyim ben? Eyvahlar olsun. Bu sıkışıklıkta bir de protez masrafı çıktı. Şu çöp tenekesine bir bakalım. Aa, çöpe mi? Klozeti falan atmış olmayasınız anneciğim. Olabilir vallahi. Dolaşma ayak altında sen de pis musibet. Ayla, söyle kocana bu hayvanla uğraşmasın. Vallahi hakkımı helal etmem. Aa, ne güzel konuşuyorsunuz işte anneciğim, tane tane. Açın bakayım ağzınızı. Ah, ağzınızda ya dişleriniz anneciğim. Ağzında mı? Oh, çok şükür. Nereye koymuşum? Ağzınızda anneciğim, ağzınızda. Hadi buyurun. Aman ya Rabbi. Ağzındaki dişin bile farkında değil artık kadın. Başladılar yine baba oğul tepemizde. Alaman bozuntuları. Her akşam güreş mi tutuyorlar nedir? Ne diyor Sabri Bey kızım? Yukarıdakileri söyleniyor anneciğim. Öğrencimiz de kalmadı. Ne yapsak acaba Ayla Hanım? Yine gazete ilan mı versek, ne dersiniz? Üf, bize şunu izlettirmesin de. Evet, eğer yaklaşan herhangi biri olursa bizi koruyacak. Şimdiye kadar hiç korumam olmadı. Bence akıl kuvvetlenir. Efendim ne diyorsunuz? Sen olsan aklını... Şunu izliyoruz efendim. Sırası mı şimdi gazete ilanının? Tabii efendim. Televizyon dizisi daha önemli. Öğrenci gelmiş gelmemiş umurunuzda mı sizin? Dişlerimi söylüyor kocan hala Ayla. Ay ne dişi anneciğim, onun derdi para para. Para ya? Neyle dönüyor acaba bu ev? Televizyon dizisiyle mi doyuyor karnımız? Büyük hanım da maşallah bankada dünyanın parası birikti, 5 kuruş koklatmıyor. Siz söyleyin kendisini efendim, onu ben söyleyemem. Sabahlara kadar 75 mumluk lambayı yakmasını biliyor ama. Onu da siz söyleyin efendim, korkuyor kadıncağız. Ne söyleyeceğim efendim, geçti geçti. Kadın artık ağzındaki dişi unutmaya başladı. Ne olurdu bir umumi vekaletname verseydi damadına. Hah, Cafer geldi. Babacığım, kapıcı. Manav oldu baban, manav. Kapıcılık da neymiş? Hah, geldin mi evladım? Buyurun. Aman bu ne böyle evladım, tıka basa doldurmuşsun. Afiyet olsun efendim, yarısı da benden. Hah, ne dedin? Benden efendim. Eksik olmadı evladım, laf gelmesin sana. Yok efendim, ne lafı? Dükkandan ben sorumluyum, kimse ağzını açamaz. Sedat Bey? O kimmiş Yavuz Bey dururken? Aferin sana, hep böyle göreyim işte. Çok da yoruluyorsun evladım, kaç yere bölünüyorsun? Yorulmadan para kazanılmıyor Sabri Bey.
Öyle, biz de onu konuşuyorduk şimdi. Gazeteyi birkaç ilan daha versek de. Hadi evladım, ayağına sağlık. Git evine soyun dökün, yemeğini ye, dinlen. Sağ olun, iyi geceler. Sana da evladım. Allah rahatlık versin. Ben yakıyorum evladım. Sağ olun. Bir şey değil. Hadi evladım, yorma kendini fazla. Sabahları da kalkma o kadar erkenden. Bir günde eksik olsun temizlik. Hamadan, hamadan! Seni gidediği baz yaramaz. İyi geceler. Efendim, görüyor musunuz şu manavdan gelen torbaları? Sebzemiz geldi efendim. Efendim, zahmet olacak. Alır mısınız şunu? Üf, alırız efendim. Koyun oraya, anladık. Yazık efendim, yazık. Bozulur bu sebze. Yerleştirmek lazım. Ne diyor kızım? Dişlerini mi soruyor yine? Hayır anneciğim. Kapıcı veresiye sebze getirmiş, onu söylüyor. Yerleştirecekmişiz. Uğraşmasın benim dişlerimle. Vay senin dişlerini. Aman efendim, neyse. Bu sebze işi iyi oldu. Şöyle bir de kasap bulabilsek yarı fiyatına.